şu olmadığımı ifade etmeliyim. Ben herkesin A dediğine B diyerek 367 safsatasını Türk milletini ve Türk yargısının önüne getirip sonra bunun arkasında saklanarak Cumhurbaşkanlığı sürecini kitlemeye çalışan hukukçulardan da değilim. Ben hukukun haklar anlamına geldiğini, hukukun adalet anlamına geldiğini, hukukun belli kurallar ve kavramlar ifade ettiğini biliyorum. Dolayısıyla bana hukuku öğretmeye kimse kalkmasın. Bugün pek çok insanın eleştirdiği konularda hukukçu kimliğini kullanan insanlara göre ben çok daha iyi bir hukukçuyum. Benim söylediğim şudur. Türkiye bir anayasal devlettir. Anayasamız vardır. Bu anayasamız içerisinde kurumların görevleri ve yetkileri de bellidir. Silahlı kuvvetlerimizin görevleri sayılmıştır. Kime karşı sorumlu oldukları da gösterilmiştir. Başbakanlığa karşı nasıl sorumlu olacakları, hükümetin de meclise karşı ne kadar sorumlu olacakları anayasada yazılmaktadır. Sivil kurumların görev ve yetkileri bellidir. Türk Silahlı Kuvvetleri de bir askeri kurum olarak görev ve yetkilere sahiptir. Biz sivil bir yönetim içindeyiz. Sivil yönetim demokratik şartlar içerisinde halkın seçtiklerinin iktidara gelmesi, ülkeyi onların yönetmesi ve halka karşı sorumlu olmasıdır. Biz askeri vesayet rejimi altında demokrat bir ülke değiliz. Biz demokratik bir hukuk devletiyiz. Dolayısıyla asker kendi zor işleri içerisinde, kendi kuralları ve kendi görevleriyle baş başadır. Sivilleri yönetmek, sivilleri azarlamak, sivillerin üstünde Damoklesin kılıcı gibi sallanmak, hesabını kendisine istemek, hiçbir sivil demokrasilerde bugüne kadar görünmemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütündür. Ta yukarıdaki en yüksek rütbelisinden en alt kademedeki askerine kadar 1 milyona yakın Türkiye'nin en büyük gücüdür. Ve silahlı kuvvetlerimizin personeli memleketimizin tertemiz çocuklarından oluşmaktadır. Dolayısıyla hiçbirimizin silahlı kuvvetlere karşı çıkması ve onunla ilgili eleştirilerde bulunması doğru değildir, mümkün de değildir. Ancak bu kurumda bulunan bazı kişilerin dün, evvelsi gün ve bugün hala iç siyasete girmesi, iç politika üzerinde tartışmalar açması ve geçtiğimiz yıllarda bu yaptıklarının bir şekilde ister kasetlerle isterse bazı davaların iddianamesinde konuşuluyor olması eleştirilecek bir konudur. Ben masumiyet ilkesinin hukukun temel ilkesi olduğuna inanıyorum ve bunu bana laf söyleyen insanlara da tavsiye ediyorum. Bugüne kadar masum insanları fişlemekten zevk alanların, bugüne kadar hakkında iddianame bile olmadığı halde, herhangi bir belge olmadığı halde üzerine gidilerek insanları küçültmenin, insanları mahkum etmenin kimlerin elinde olduğunu da biliyorum. Benim söylediğim sadece bugün kasetlerde yer alan bazı ifadelerin eleştirilmesidir. Ben onların sahiplerini eleştiriyorum. Düşünüyor musunuz? Eski Genelkurmay başkanlarından birisinin bugün yayınlanan kasetlerinde, yani bugün kastetmiyorum, bugünlerde yayınlanan kasetlerin birisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde içeriye girerek oy kullanmak isteyen bir siyasi partinin genel başkanını, üzülerek söylüyorum, pez diye başlayan bir hakaret cümlesinin yer aldığını görüyorsunuz. Kimilerine girin, kimilerine girmeyin talimatı verildiğini görüyorsunuz. Daha sonra bir başkasının konuşmalarında bu memleketin, cumhuriyetin savcılarından lan diye hitap edildiğini görüyorsunuz. İddianameye yansıyan ve konuşulan bazı belgelerde darbe teşebbüslerine girdiklerini, bazı mitingleri bunun için organize ettiklerini, bazı güçlerle birlikte hareket ettiklerini söyleyen insanlara rastlıyorsunuz. Bu kasetlerden bazılarında da şu anda içeride tutuklu bulunan veya tahliye edilmiş olan bir paşanın hanımının yine bir askeri kurumdaki doktorla münakaşasını ve konuşmasını izliyorsunuz. Buralarda da mahkemelerin hangilerinin kendilerinden yana oldukları, hangilerinin olmadıkları şeklinde de bir tasnifçilik yapıldığını görüyorsunuz. Bütün bunlar aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratıyor. Bunlar 1 milyonluk kitlede, memleket evlatlarının içinde bulunduğu şerefli bir kurumda yanlış yapan insanların yanlışlıklarının konuşulmaması ve bunlardan hesap sorulmaması bu asil kurumu aslında zedeliyor. Benim şikayetim bunlaradır. Ben bir siyasetçiyim. Siyasetçi paspas değildir. Siyasetçi şamar olan da değildir. O başbakana ayrıl dedim, o da korkusundan ayrıldı sözlerini ben kabul edemem.
Ben siyasetçinin hukukunu muhafaza etmekle yükümlüyüm. Dolayısıyla kim yanlış yaparsa bunların hesabı sorulmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanlığı yapmış bir, deniz kuvvetleri komutanlığı yapmış bir insanı daha sonra yargılayan, mahkum eden ve cezasını çektikten sonra dışarı çıkartan bir kurumun temsilcisidir. Dolayısıyla bugün kendi içerisinde, daha dün gazetelerde bir askeri savcı yüzbaşının hem mal varlığındaki artış hem de karargah evleri gibi bir operasyonun içerisinde bir işçi partiliği bilirkişi olarak tayin etmesinin yanlışlığı yazılıp söylenmektedir. Bütün bunlar araştırılmayacak mıdır? Bütün bunların yanlışlığı, bu yanlışlığı yapanlardan sorulmayacak mıdır? Ben bunları sorgulamak mecburiyetindeyim. Dolayısıyla siyaset elbette ciddiye alınması gereken bir kurumdur. Ben hiç kimsenin emir eri değilim. Türk siyasetçisi cesur, inançlı ve kararlı olmalıdır. Biz yanlışımızı kendi içimizde düzeltmeliyiz. Bu yüksek kurumda kendi içerisinde yanlış yapanları elbette cezalarını vermelidir. Yargıya intikal etmesi gerekenler de mutlaka yargıya intikal etmelidir. Bakın dün ve bugün İstiklal Marşımızın mecliste kabul edilmesinin yıl dönümüdür. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kahraman Türk ordusuna ithaf etmiştir. Ve biz bugün bu marşı her gün daha büyük bir coşkuyla okuyoruz. Küçücük minicik çocuklarımız bunun 10 kıtasını da ezbere söylüyorlar ve yarışmalar yapıyorlar. Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda bizim bir parlamenterimizdi. Burdur milletvekilimizdi. Yazdığı şiiri bugün milyonlarca Türk'ün gururla izlediği bir büyük marş haline getiren bu büyük şairin düşünebiliyor musunuz? Bugün gazetelerde var. Bir yerde İstiklal Marşı üzerine bir tören yapılırken yüzlerce insanın içerisinde iki tane başı örtülü bayanın bulunmasını maalesef birileri protesto etmiştir. Bu çocukların anneleri işte bu bayanlardır. Asker altında bulunan ve hayatını şehit veya gazi olarak feda etmek çekinmeyen bu askerlerimizin anneleri kıyafetleri sebebiyle protestoya maruz kalabiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Daha Manisa'da birkaç ay önce, yani benim bölgemde bir piyade tugay komutanı 40 yaşından aşağı başı örtülü bayanları çocuklarının yemin törenine almamıştır. Bunlar konuşulursa bunların takip edilmesi gerekir. Bu doğruysa biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Askerlerimizin annelerine ayrımcılık yapmanın devlet-millet kaynaşmasına da toplumsal barışa da elbette yanlış olduğunu, yanlış hareketler getirdiğini düşünüyoruz. Bütün bunları söylemekten kastım şudur. Geçmişten bu yana darbe teşebbüsleriyle meşgul olmuş, bazı güçlerle işbirliği yapmış, bu yanlışlıkları da bugün bir şekilde konuşulan insanların elbette mevcut anayasa, mevcut hukuk kuralları içerisinde yargılanması, takip edilmesi, soruşturulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden çıkarılması gerekir. Bunu söylemek bir yurttaş olarak benim görevimdir. Türkiye'nin her yerinde insanlarımızın ordusuna karşı olan sevgisini ve saygısını aşağılara düşürmek kimsenin hakkı değildir. Millet kendi ordusunu kendisi kucaklamak istiyor. Buna hiç kimsenin engel olmaması gerekir. Benim söylediklerim bunlardı. Buna karşı bir cevap vermek ihtiyacını duymuşlarsa bu aslında cevap verilecek bir konu değildir. Ben Sayın Tuğgeneral'den şunu açıklamasını beklerdim. Evet, bugün yayınlanan, konuşulan pek çok olay var. Biz kendi bünyemizde bunları araştırıyoruz. Biz anayasaya bağlıyız. Bir sivil iktidarın karşısında bir güç değiliz. Sivil iktidarın emrindeyiz. Yanlışlıkları yapanlar her kurumda bulunur. Biz bunları bu kurumda barındırmayacağız deseydi çok daha haklı bir konuşma yapmış olurdu. Benim maksadım eleştirmek, birilerini kötülemek, kurumu yıpratmak değil. Ama kurum kendi kendinin itibarını yükseltmek mecburiyetindedir. Siyasetçiler nasıl hatalarını halkın önüne çıkarak bir şekilde gidermek imkanı buluyorlarsa bizim başka bir ordumuz yok. Başka bir gücümüz yok. Bu kurumun da eğitime, camiye, kışlaya, siyaset karışmaması gerektiğini hepimiz bildiğimize göre bu kurumun siyasetten uzak tutulması gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi mevzuatı, kendi askeri ceza kanunu, bırakın siyasi faaliyet yapmayı, siyasi demeçte bulunmayı bile yasaklar. Bunun cezai müeyyidesi vardır. Dolayısıyla bütün bu gerçekleri benim ifade etmiş olmamın kimseyi yıpratmadığı, hatta bu kuruma güç kazandırdığı inancındayım. Siz bunları söylemezseniz, siz bunları konuşmazsanız,
Siz yanlış yapanların yanlışlığını ortaya koymazsanız bunlar her yerde konuşulur, başka türlü konuşulur ve kurumun itibarına zarar verir. Ben değerli silahlı kuvvetleri mensuplarının yıllarca birlikte olduğumuz kendi içinde bu yanlışlıkları barındırmayacağını düşünüyorum. Bundan 10 sene evvel Osman Özbek Paşa'nın bir başbakana nasıl hakaret ettiğini görmüştük. Ama o günden bu yana bazılarının aynı yolda gittiğini görmek bizi üzüyor. Biz paşalarımızı zaferler kazanan büyük komutanlar olarak görmek isteriz. Yoksa siyasetçilerin tepesinde onlara kafasına vuran, onları küçümseyen hiçbir davranışın içinde görmek istemeyiz.